Gayet. Ben mi çekeceğim? Yok ben çekeceğim. Sen de çekeceksin. Hayır. Garaj Dolap'ta YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bizim İstanbul'un cefakar moparlarının ikinci serisine son bölümünü çekiyoruz. Diyorum ama belki de devamı gelebilecek, emin değiliz. Olay şu, biz şu anda aracımızı tamamıyla soyduk. Tamamıyla üzerinde herhangi bir boya kalıntısı vesaire kalmadı. Şu anda da yapacağımız işlem şu, aracımızı biz sevgili Murat abimize yolluyoruz. Murat abimize yollamadan önce de komple bir astarlayacağız. Ama şöyle bir durum var ki bizim ilk defa bir mopar topladık biliyorsunuz ki. O moparla alakalı da sizlere babamla birlikte baş başa bırakmak istiyorum. Evet baba, bu araba nasıl bir arabaydı senin için? Yani sonuçta Chevrolet toplayan bir ustasın ve ilk defa bir mopar topladın. Mopar senin için nasıl bir işti? Diğer arabalardan çok farklı değildi. Kaportası kalındı, güzeldi. Sacık kalındı, güzeldi. Ama işte bazı enteresan şeyler vardı. Alışkın olmadığımız yerlerde, kayıtların olması gereken yerlerde kayıtlar yok. Mesela nerede kayıt mesela yok? Mesela kaputta hiç kayıt yok. Bir tek önde var. Arkada yok. Kağıt gibi. Oynayabiliyor, esneyebiliyor. Bunun avantajı da var, dezavantajı da var. Avantajı kaput ayarı yaparken eğiyorsun, büküyorsun oluyor. Onun haricinde sürprizlerle. Bir saniye, daha önce hiç bahsetmedik. Kaput ayarı ne? Komple kaput ayarı niye yapılıyor? Yani kaput ayarı hem kapının güzel kapanması hem de bu çizgilerin düzgün olması için yapılıyor. Şu bahsettiğimiz çizgiler. Evet, evet, evet. Ondan dolayı yapılıyor ama bu arabalarda o kadar çok önemsenmemiş o yıllarda. Savaş sonrası yapılan araçlar olduğu için çok fazla önemsenmemiş. Yani bu araçlar o dönem Amerika'sını kalkındırmak için, pazarda yer bulabilmek için ucuz maliyette üretilen arabalar. Yani bizim bir de Yalçın abimiz var, Prestij Yalçın abi. Ordu'nun kaportacıdır onlar. Onlar bize bizim beceremediğimiz parçaları, kendileri ölçülendirip, çekiçleyerek, düzenleyerek getirirler, biz de kaynatırız. Benim çok nadir de onunla iş yaptırmış olsam da beni çok sever, ben de onu çok severim sağ olsun. Onunla sohbet ettik geçen gün, bunların sacı, 62 Apache için de aynı şeyi söylemişti o bana. Savaş sonrası ileride kalan tanklardan, zırhlı araçlardan eritilerek sacı dökülmüş dediği bana bu. Ben de buna bir nebze kanaat getirdim. Çünkü bazı yerlere kaynaklar yaptım. Arabanın arkasında olsun, önünde olsun. Normalde saçı çekip çekişleme ihtiyacı duymam lazım.
Kaynaktan sonra. Tabi biz gaz altı kullanıyoruz. Biz de serinleterek yapıyoruz. Kaynağı. Hemen serinletmede şu kaynağı attıktan sonra üzerine böyle hafiften bir nemli bez. Nemli beze geçiyoruz ki yıllarca yaptığımız şeydi bu oksijende ama ne kadar nemli beze geçersen geç oksijenle yaptığın kaynakta çökmeler olur. Veya şişmeler olur. O zaman ne yaparsın? Kapı sacının arkasını kesersin. Güzelce çekişlersin. Bunda ona ihtiyaç duymadım. Niye? Çünkü sacın maddesinden midir nedir anlayamadım. Kalınlığından mıdır? Çok rahat çalıştım. Çekişeme ihtiyacı çok duymadım. Olay bu. Yani mopar sahibi olur muyum? Düşünmüyorum. Ama şöyle bir durum da var. Şimdi mesela bu arabaya bakıldığı zaman çok güzel bir custom bir araç çıkmaz mı? Çıkar. Custom yapacaksam evet düşünürüm. Custom projesi custom olarak. Custom projesi. Ama ne olur mopar severler bize kızmasın. Ben çok hayran kalmadım arabaya. Açık konuşmak gerekirse. Ne? Ya bunun sebebi aslında birçok sebebi var. Özellikle benim için de aynı durum geçer. Orijinal olarak toplanacaksa bu araç veyahut da işte eğer ki bu aracı direkt olduğu gibi bırakılacaksa benim de çok bana da çok hitap edebilen bir araba değil. Evet mesela arkadan görüntüsü vesaire gayet güzel. Ön kafası bir nebze güzel falan ama çok ne denir buna? Bir nevi bir basit. Basit de değil aslında. Bilmiyorum yani ben genelde tek kapı araba yapmaya alışmışım. Üstü açık araba yapmaya alışmışım. Belki ondandır. Belki tamamlandıktan sonra biraz sürdükten sonra belki keyif alınır. Ama ben biraz daha böyle performans tarzı araçlar seviyorum ya. Galiba onunla alakalı. Bilmiyorum yani bu konuda duygularım birazcık karmaşada bu arabayla ilgili. Ya valla benim açımdan şöyle bir durum var. Bu araba eğer ben customize edeceksem gayet güzel bir custom olur. Mesela en başta hiçbir şey yapmasan sadece çamurluklarını genişletirsin. Hatta size şöyle bir göstereyim ön kafadan. Hani şu çamurlukları biraz daha fazla genişlettikten sonra yanlara doğru özellikle şu şekilde ön burnu biraz daha aşağı doğru alıp tavana da aşağı doğru çektiğinizde benim açımdan gayet güzel ve seksi bir görüntü çıkacağını düşünüyorum. Yok custom yapacaksak olayı değiştiririm zaten. Ne dersin custom'ı peki custom'da bu arada? İçinden geçerim. Değil mi? Çok elverişli bir araba. Neler yapmama izin verir biliyor musun? Neler neler yaparım ben bunu o zaman. Neler neler. Çok da yapıldı açıkçası. Doğrusu söylemek gerekirse. Türkiye'de de yapıldı. Amerika'da da yapıldı. Çok fazla bunları custom yaptılar. Çok fazla değiştirdiler, oynadılar. Hatta şöyle bir bilgi de vereyim size. Hani hepinizin sevdiği, daha doğrusu en azından bir kere bile olsa dinlediği bir şarkı vardır. Kendi neslim için söylüyorum, abilerim için değil. Ben Ferro'nun Demet Akalın klibinde 10 yan araç aslında bir 52 Mopar'dı. O arabayı da zaten sevgili Murat abimiz satmış Ankara'ya. Ankara'da bir abimiz onu modifiye etmişti. Biz zaten hani camiadan biliyoruz. O arabanın en çok görüldüğü yerde zaten Ben Ferro'nun Demet Akalın klibindeki araç aslında bir Mopar'dı. 52 model bir Mopar'dı. Ama ben bilmiyordum, ilk kez söyledim. O şey vardı ya hani köpek balığı ağzı falan yaptılar. Onu galiba tamirhane garaj diye bir yer yapmış. Evet, tamirhane garaj. Dediğim gibi oynamaya çok müsait. Veya da şu da olabilir çocuklar, ben böyle söylüyorum ama bu arabayı baştan aşağı ben yapmadım. Zaten bir haftada yaptık. Bu araba bize geldiğinde belki videolar vardır. Var var. Her yoktu. Yani buralar tamamen çürümüştü. Evet. Şuralardan gösterebilirsen daha iyi olur. Buralar tamamen çürümüştü. Ve benim pis bir huyum vardır. Çürük parçayı değiştirmeden önce nereye bağlayacağımı bilmem lazım. Bağladığım yerin sağlam olduğunu bilmem lazım. O yüzden bağlantı yerini ayırdım ve içi boş çıktı. İçine köpük basmışlar. Bunun gibi bir sürü şeylerle. Ha, bu arabayı sıfırdan ben toplamış olsaydım belki bir nebze daha farklı olurdu. Bir tamirhanede bir kaportacıda adam vazgeçmiş, yapmamış, kaçmış mı? O kadar detaya girmem. Kimsenin işiyle ilgili yorumlar yapmam. İş benim kapıma geldiyse yapılacaksa yap. Askeri usul. Ben buyum. Yap. Bitti. Eğer kabul ettiysem o işi yaparım. Peki bu arabada en çok seni uğraştıran şey neresi oldu? Ve biz bu arabaya neler yaptık? Beni en çok uğraştıran şey şimdi uğraştırmaya başladı beni. Biliyorsun ben Ramazanlarda ben değilim. Babam değil. Harbi diyorum sabahları böyle oruçluyken böyle bir sarhoş edasıydı. Yani sinirlenmiyorum ama bir iş de yapamıyorum. Yani bende sigara da yok, alkol de yok. Hiçbir zaman olmadı zaten Allah'ım hamdolsun. Ama huvar. Yapacak bir şey yok. Çay yani. Çay yani. Çay bildiğin. Çok salak salak oluyorum. Ne konuştuğumu biliyorum, ne düşündüğümü biliyorum. Yani kısacası ben bu arabayı 10 günde bitirdim. Hatta 10 gün bile sürmedi. Ama son 3 gündür. Bugün Ramazan'ın 3. gününe kalkıyoruz değil mi? Evet. Yok, 4. gününe kalkacağız. Bugün 3. gün ya. Aynen 4. gününe kalkacağız. Yani Allah'tan ki Ramazan'dan önce işi sıkı tutmuşum. İşi bitirmişim, yoksa bitmezdi bu araba Ramazan sonuna kadar. Peki biz bu arabaya neler yaptık baba? Neler yaptık bu arabaya? Kaputta çürük vardı. Önde ve arkasında, bağlantı kollarında. Evet. Onu yaptık. Direkleri yeniledik. Su kanalları yoktu. Su kanalını kendim yaptım. Presletmeye 12 bin liraya yakın bir rakam istendi sadece su kanalına. Onun haricinde arka bagaj buralar yoktu. Arka bagajımın eteği çürümüştü. Evet. Onun haricinde eteğin dışında arabanın gövdesinde
Oluklar yoktu. Bunlar yoktu. Bunları yeniledim. Bunları yaptım her iki tarafa da. Şuraya da göstereyim. Sol kapıyı, kapı sacını yaptım iç ve dış. Bir saniye. Şu gördüğünüz parça. Şöyle bir tekrar göstereyim size. Arka marşperler bağlanmamıştı. Onları bağladım. Arka marşperlerin görüntüsünü size gösteremeyeceğim. Çamurluğun bir tanesi çok kötü durumdaydı. Onu hallettik. Başka neler yaptık? Bir sürü şey yaptım da şimdi aklıma gelmiyor. Onun haricinde işte yerden vitesli. Onu hallettik. Şöyle kapattık. Göstereyim. Sonra kaputun içinde. Evet, en sıkıntılı yerler. İyi bak, şimdi geldi. Görebilecek misin oraları? Şu köşeler. O köşeler tamamen fiberglasslı. Onları saca çevirdik. Bugün burayı yapmak zorunda kaldık. Oysa ki biz bugün astara girecektik. Baba, motor yok. Motor sen almadın mı? Evet, bu arada bilerek konuyu buraya getirdim. Sevgili Murat abimiz bana bir hediyede bulundu kendisi. Şurada yatıyor. Güzel bir 4 silindir motorum var artık. Mercedes şanzımanlı güzel bir motorum var. Neydi bu motorun kodu? TM30. TM30 motorum var artık sevgili Murat abi, sağ olsun. Bana hediye etti motoru, biz de söktük oraya koyduk. O yüzden şu anda hani hazır laf yeri gelmişken söyleyeyim dedim. Evet, onun haricinde işin en çok görünen kısmını ben yaptım. Evet, babam çok güzel işler yaptı. Bunu hepimiz farkındayız ama işin en görünen kısmını ben yaptım. Görselliği arabayı... sen süsledin. Evet, görsellik bendeydi bu arabada. Arabayı komple soydum. Baştan aşağı soydum. Sevgili İrem'le birlikte. Kendisine buradan yardımları için çok teşekkür ediyorum. Onunla birlikte gayet güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Hatta sana da sorayım. Nasıl bir iş çıktı sence? Gayet güzel. Çok hızlı yaptın. Yani evet. Bizim kendi arabalarımızda böyle bir performans göstermiyorsun. Hemen 2 günde 3 günde sıyırdın çıktın. Ben bir hafta sürer diye düşündüm. Yok o kadar. Hemen 2-3 günde yaptın çıktın. Şimdi ya. Aynı performansı 68'e de bekliyoruz. İnşallah bu arada 68 Cuma günü giriş yapacak içeriye tekrar. Evet. Bu arada mekanik adamın motor sesini alacağım. Nereye gitti o? Gitti o. O kaçsa bile hemen buraya sokacağız. Biz başlayacağız artık. Bu da demek oluyor ki Vespa GTS 250 projemize çok ufak böyle bir ekmek arası Vespa'mız da geliyor gibi yani, haberiniz olsun. Yani 2 olsun. Günlük bir iş o benim için. Ama çeyrek ekmek o zaman. Bakımlarını Tolga yapacak büyük bir ihtimalle. Evet. Kayış mayış de değişecek. Yağ değişecek. Yağ filtresi değişecek. Evet. Dur bir saniye, kendisiyle röportaj yapalım. Evet Tolga abi, ne düşünüyorsun Vespa GTS 250 hakkında? Çok büyük hayallerim var. Mesela? Ne yapsam acaba diye düşünüyorum şimdi. Nasıl bir custom projesi yapsam evet. Falan. Ya da diyoruz ortadan ikiye bölüp yarısı gitse yolda, böyle tek kişilik yapmayı düşünüyoruz. Yani dediğim üzere şu anda İstanbul'un cefakar Mopar'ına elveda diyeceğiz. Çünkü birazdan izleyeceğiniz görüntüde büyük ihtimalle başa koymayı düşünmüyorum. Bu sekanstan sonra büyük ihtimalle koyarım. İzleyeceğiniz görüntüde aracımızı astarlıyoruz. Ve astarladık. Belki de hiç koymam. Çünkü zaten bildiğiniz görüntüler. Hani sürekli olarak da aynı şeyi izlemeyin, gidin 500 tane bence, video var. Bence şöyle bir şey yapalım. Hı. Yorumlarda arkadaşlara soralım. Bu araba kimin arabasıydı? Hangi arabaya benziyor? Hangi filmde meşhur olmuş? Hangi filmde meşhur olmuş? Bakalım arkadaşlar yorumlara yazsın bizi takip edenler. Hani çok basit, çok basit bir film. Yani herkesin izlediği, çok değerli. Yani klasik sever camiasının bileceği bir filmde oynamış. Ama ben şey vermiyorum buna. Tüyo vermiyorum. Ama şöyle bir durum var ki aslında biz bunu bir önceki videoda söyledik. Eğer ki bir önceki videoyu izleyenler bu sorunun cevabını bilebilir yani. Yani. O zaman bugün söylemeyeceğiz. Bir önceki videoda yani, söylendi zaten. Gidin önce... izleyin, cevabı yazın buraya. Bence yorumlara yazsınlar. Ben sadece kısa bir replik söyleyeceğim. Tamam. Bakalım bilecekler mi? Nebahat ablayı vurmuşlar. Oradan çözülebilir. Belki güzel bir trik diyor, güzel yani, bir gücüydü. Tekrar tekniğe dönmek gerekirse aracı astarlamamızın sebebi, evet bu şekildeyken niye astarlıyorsunuz diyecekler. Çünkü daha macunlanması, kapı ayarları, kıllar, tüyler, yünler yapılması gerekiyor. Ama şimdi biz bu sacı ham haline getirdik. Ham haline getirdiğimiz için üzerine bir astar atılması gerekiyor. Tekrar paslanmaması için ve bu saatten sonra bizim görevimiz bitti. Murat abi bu arabayı alacak. Abisiyle beraber, onlar da çok klasik sever. Mopar hayranları insanlar. Ansiklopedi gibiler bu arada. Hı hı. Yani onların bilgisinin yanında benim bilgim sayılmaz bile. O kadar gelişkinler bu konuda. O kadar yani. Evet, çok iyiler. Ondan dolayı
Bu saatten sonra onlar yavaş yavaş irmik 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 arabayı işleyecekler. Yani parçaları alıştıracaklar üzerine tekrardan. İşte panjurlarını takacaklar. Yurt dışından getirdikleri parçalar varmış. Onlar ilave olacak. Yepyeni bir şase koyacaklar. Yeni fren merkezleri konulacak. Yeni motor konulacak. Koldan şans vitesi alınacak tekrardan. Onları yapacaklar. En son boyaya geçecek araç tekrardan. Ondan sonra gidecek araç tekrar boyaya. Belki boyaya bize kısmet olur. Belki olmaz. Biz o yüzden bir dolgu astarıyla sağlam bir astar yapacağız. Bu da benim yoğurt yiyişim arkadaşlar. Ben astarı biraz fazla kullanır. Macunu az kullanırım. Yarın nasipse 9 kilo astar çekeceğim. Videomuzu bitiriyorum. Dediğim gibi eğer ki bu araç tekrardan boyaya vesaireye bize gelirse tekrardan açacağım. Şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum. Yolunuz açık, benzininiz bol olsun. Garaj dolaplarına herkese elvedalar olsun efendim. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Beğenmediyseniz beğenmemeyi ve mutlaka yorum yapmayı unutmayın ki hep birlikte güzel bir etkileşime girelim. Bizim hakkımızda merak ettiğiniz ne varsa lütfen bizlere ulaşıp sorabilirsiniz. Bu tarz işleri zaten çok fazla insan yapmıyor. Ve bizim iletişime geçip bu tarz konularda istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Şimdilik hepinizin yolu açık, benzini bol olsun. Garaj dolaplarından herkese elvedalar olsun.